Arkadaşlar merhaba. Eğis 1. kitaptayız. 24. föydeyiz. Üslü sayıların son föyü. Üslü ifadeler 3'teyiz. Şimdi bakalım burada üslü denklemlere bakacağız. Şimdi arkadaşlar ilk sorumuzda ne demiş? 2 üzeri x artı 4 64'e eşitmiş. 2 üzeri x artı 4 64'ü nasıl yazarız? 2 üzeri 6 diye. E altlar eşit zaten tabanlar. Üstleri eşit diyeceğiz x artı 4'ün 6 olması için de x'in 2 olması lazım. Soru bizden 3 üzeri x'i istemiş. Yani 3'ün karesini istemiş. Cevabımız 9 olmuş oluyor. İkinci sorudayım. En kenarlı bir mavi çokgen içine yazılan bir sayı n defa kendisiyle çarpılırken turuncu çokgen içine yazılan bir sayı n defa kendisiyle toplanmaktadır. Örnek vermiş bize x değerini soruyor. Şimdi bak mavinin içerisinde 27 üzeri x yazmış. Yani 4 kenarlı. 4 defa 27 üzeri x'i çarpacağım o halde. O zaman o da ne demek? 27 üzeri x üzeri 4 demektir. 9 üzeri x var şimdi turuncuda. O zaman 3, 3 kenarlı. Üçgen bu. 3 defa 9 üzeri x'i toplayacağım. Yani 3 tane 9 üzeri x yapmış olacak o da. Şimdi burayı toparlayalım. Bu 27 3 üzeri 3'tü. Yani 3 üzeri 3 x oldu. Onun da üzerinde 4 varsa 12 x yapacak o zaman. Ee, bu da 3 üzeri 2x'ti. Şurası 3 üzeri 2x. Bu da 3 üzeri 1'de. Çarpıldığı için üstler toplanır. 3 üzeri 2x artı 1 oldu. O halde 12x eşittir 2x artı 1 oldu. 10x eşittir 1 oldu. Demek ki x dediğim değer o zaman 1 bölü 10. Yani bolu gelmiş oldu. Üçüncü örnekteyim. 4 üzeri 3, 4 üzeri 3, 4 üzeri 3. 3 tane 4 üzeri 3 var yukarıda. Aşağıda da 3 tane 5 üzeri 3 var. Değil mi? Burada 3'ler sadeleşir. Şimdi bakın 25 bölü 16. 25 bölü 16 ne demek? 5 bölü 4'ün karesi demek. Değil mi? Ben o 5 bölü 4'ü şöyle de yazabilirim. 4 bölü 5 diye yazarım. Üzeri eksi 2 derim. Takla attırırım. O zaman şöyle yapalım. 4 bölü 5'in eksi 2. kuvvetinin x eksi 1. kuvveti. Yani 2 eksi 2x olsun o zaman. Yani şu 4 bölü 5'in üzerinde bir de ne? Eksi ikinci kuvvetin üzerinde ne vardı? X eksi 1 vardı. Eksi 2 ile x eksi 1'i çarptım. Şimdi bakın burası ne oldu? Bu kısım 4 bölü 5'in kübü yaptı. Burası 4 bölü 5'in 2 eksi 2 x'inci kuvveti yaptı. O halde 3 eşittir. 2 eksi 2 x dedim. Attım 2 x buradan 1 geldi. Pardon eksi 1 geldi. x diyelim o zaman. Eksi 1 bölü 2 yani bol olmuş oldu. Dördüncü sorudayım. Bize bir sistem anlatmış. ABC sıfırdan farklı gerçel sayıda olmak üzere aşağıdaki şekilde verilen sayılar arasında bir bağıntı varmış. Alt taraftaki taban oluyormuş. Soldan sağdakini çıkartıp üste yaz diyor. O zaman şu ilkine baktığımda 25 tabanda 3x 1 dedim. Soldakinden sağdakini çıkardım. 125 tabanda 2 eksi x dedim buraya da. 25 ne demek? 5'in karesi. O zaman 5 üzeri 6x 2 oldu burası. Bu da 5'in kübü. O zaman 5 üzeri 6 eksi 3x oldu. 6x eksi 2 eşittir. 6 eksi 3x. Attım buraya 9. Attım bu tarafa 8. x buradan 8 bölü 9 gelmiş oldu. 5. sorudayım. 27 eksi 9 üzeri x var. Artı 5 üzeri x artı 1 çarpı 9 üzeri x eşitmiş. 225 bölü 45 üzeri 1 eksi x'e. Şimdi şurayı bir toparlayayım. Bak şimdi 27 eksi 9 üzeri x dursun. Bak şuradayı 5 üzeri x çarpı 5 üzeri 1 çarpı 9 üzeri x diye yazarım. Yani o da ne yapar aslında? 5 tane 45 üzeri x yapar. Değil mi? Şimdi 225 dursun. Şunu takla attırsam. Şöyle yazsam olur mu? 225 45 çarpı 45 üzeri eksi x demek değil midir? O zaman şöyle olsun yani. 45 üzeri x yukarıya dönsün. Aşağıda 45 kalsın. Tamam mı? Şu 45 üzeri eksi x'i yukarıya taşıdım. Ona 45 üzeri x diye yazdım. Çünkü bununla bu sadeleşirse burası 5 olur. Doğru mu? Bak şimdi şöyle oldu. 27 eksi 9 üzeri x artı 5 tane 45 üzeri x. O da neye eşitmiş? 5 tane 45 üzeri x'e eşitmiş. E bunlar aynı şey zaten. Bunlar gitti. 9 üzeri x'i sağa attım. 27 eşittir. 9 üzeri x oldu. Hatta buradan da 3'ün kübü eşittir. 3 üzeri 2x oldu. O halde x dediğim değer 3 bölü 2 bulunmuş oldu. 6. Bakalım şimdi en kaçtır diyor. Yukarıyı 2 üzeri en eksi 2 parantezine alsam. 2 üzeri en eksi 1 olması için 2 üzeri 1'e ihtiyacım var. Artı bir de 1 var burada. Değil mi? Bölü. Aşağıya da 2 üzeri 1 eksen parantezini alayım. 2 üzeri 2 eksen olması için 2 üzeri 1'e ihtiyacım var. Artı bir de 1 var. Burası da 2 üzeri 5 zaten. Bak bunlar gitti. Şimdi tabanlar aynı bölme yapıyorsan üstler ne oluyordu? Çıkartılıyordu. 2 üzeri n eksi 2'den 1 ekseni çıkartacağım. Eksi 1 artı n olacak. Bu da 2 üzeri 5 olacak. Devam edelim. 2 üzeri ne geldi? 2 n eksi 3 geldi. Bu da 2 üzeri 5'ti. Yani 2n-3'ün 5 olması için n'in buradan 4 olması gerekir. Yedinci örnekteyim. Bir ayakkabı mağazasında bir haftada satılan ayakkabıların adetleri ve bir haftada elde edilen gelir aşağıdaki tabloda verilmiş. Yukarıdaki tabloya göre mağazada satılan ayakkabıların adetleri türlerine göre aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi adeti vermiş, satış adetini ver, pardon adet fiyatını vermiş, satış adetini vermiş toplam geliri söylüyor değil mi? O zaman şimdi ben buraya baktığımda kadın ayakkabısı için şunu konuşabilirim. 5 üzeri 2x ile 2 üzeri 2x hatta 2 üzeri 2x artı 1 ya bak onu şöyle yapıyorum. 2 üzeri 2x çarpı 2 üzeri 1 diyorum. Bu neye eşit? 20 bine burası. Şurası ne yaptı? 10 üzeri 2x yaptı. 2 ile de 20.000'i 20 sadeleştirirsem burası 10.000 yaptı. 10.000 ne demek? 10 üzeri 4 demek. Demek ki x buradan 2 geldi. x 2 ise kadın ayakkabısının satış adedi nedir? 2 üzeri 2x artı 1'di. Yani x'e 2 yazarsam 2 üzeri 5 olur. 32 ymiş. Şöyle kenarına yazayım. Burası kadın ayakkabısı. Şimdi sıra erkek ayakkabısında. 2 üzeri x artı 2. Hatta onu da şöyle yazalım mı? 2 üzeri x diyelim. 2 üzeri 2 diyelim. 5 diyelim sonra. Şimdi satış adedine çarpı 4. 5 üzeri x var. Bu da 8 binmiş. Tamam. Şimdi 2 üzeri x ile 5 üzeri x'i çarparsam 10 üzeri x. 4 kere 5 20. 20 ile 4'ü çarptım 80. 8 bindi burası değil mi? Şimdi 80 ile 8 bini sadeleştirdim. Ne oldu burası? 100 mü oldu? E o zaman x yine buradan 2 çıktı. Peki buranın satış adedi neydi? 4 çarpı 5 üzeri x'ti. Yani 5 üzeri 2 25. 25 çarpı 4'ten 100 yaptı. Tamam burası da 100 çıktı. Şöyle değil mi? Bak Adana gitti mesela. Edirne gitti. Ceyhan gitti. Şimdi çocuk ayakkabısında sıra. Onu da şöyle sol tarafa yapalım. 5 çarpı 4 üzeri x çarpı 4 diye yazdım adet fiyatını yazdım. Şimdi satış adetindeyim. O da 3 üzeri x çarpı 2 idi. Bu da 5760'mış. Tamam. 4 üzeri x ile 3 üzeri x'i çarparsam 12 üzeri x. Tamam şunlar gitti. 5 kere 4 20. 20 ile de 2'yi çarptım. 40 mı yaptı burası? 5760. Şunlar gitti. 4'e bölsem 576'yı. 144 yapacak. Demek ki x yine 2 geldi. x 2 ise şimdi adede bakayım. 3 üzeri 2 çarpı 2. Yani 18 yaptı. Demek ki bunun satış adedi de 18'miş. 32, 100, 18 arıyoruz. Cevap denizli olmuş oluyor. Şimdi üstlerde eşitlikte ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada aslında üstler aynı iken değil mi? Tabanlara bakacağız tabanları eşitleyeceğiz de üstlerin durumuna göre bakıyoruz. Eğer üst, üstteki ifadeler eğer çiftse mutlak değerce eşit olabilir. Çünkü burada negatiflik pozitiflik kaçabilir. Ama üstler tekse onda sıkıntı yok. Dümdüz eşitliyoruz. Bak bu soruda olduğu gibi mesela. Üstler tek görüyor musun? 2 artı 8 eşittir. 3A eksi 4 dedim. Attım bu tarafı 12. Bak A dediğim değer 12 gelmiş oldu. Peki üst çift olursa nasıl yapacağız? Şimdi bak 9. örneğe. Üst çift. O zaman diyorum ki mutlak değerci x artı 2. 2x eksi 5'e eşit olacak. Şöyle düşünebilirsin. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti ile 2'nin dördüncü kuvveti birbirine eşit olması gibi yani. Tamam mı? Şimdi devam edelim sorumuza. O zaman birinci durum. Diyorum ki ikisi de pozitif olsun. 2x eksi 5 dedim. Attım bu tarafa 7. Bak x dediğim değer 7 geldi. Bir de biri pozitif biri negatif olsun. Mesela soldaki pozitif olsun sağdakini negatif çıkartalım. Fark etmez hangisini çıkardın. Birini negatif birini pozitif seç. Ben sağdakini negatif soldakini pozitif seçtim. 3x eşittir 3 oldu. X değerimde 1 geldi. Bak buradan 1 buradan 7 geldi. Çarpımlarını soruyor bana. Cevabım 7 edine yapmış oluyor. 10. sorudayım. A üzeri A'nın kübü 2 üzeri 72 imiş. A kaçtır diyor. O zaman şöyle yapalım mı? A üzeri A'nın kübü diyelim. 2 üzeri 72'yi şöyle yazayım bak. 2 üzeri 24'ün kübü şeklinde yazayım ki şu küplerden bir kurtulayım. A üzeri A 2 üzeri 24. Şimdi deneyelim mesela şu 2 üzeri 24 oynayalım. Mesela 2 üzeri 2'nin 12. kuvveti diyebilirsin ama bu ne yapar? 4 üzeri 12 yapar. Bu tutmaz. Bu gitti. Peki 2 üzeri 3'ün 8. kuvveti desem bak tuttu 8 üzeri 8 oldu. Demek ki buradan bu eşitlik sağlandığına göre A değerine 8 yani Ceyhan deriz. Şimdi güzel bir önemi var burada aslında. Diyor ki bak A ve B birden farklı pozitif gerçek sayılar olmak üzere A üzeri X eşittir B üzeri Y. A üzeri N eşittir B üzeri M ise o zaman üstlerini oranlayabilirsin. X'in N'e oranı Y'nin M'ye oranına eşittir diyor. Güzel bir önermedir bu. Kullanırız. Pratiklik sağlar. Şimdi bak 3 üzeri x neye eşit? 5 üzeri 1'e. Aşağıdakinde 3 üzeri 3 neye eşit? 5 üzeri 2y'ye. O halde buradan diyoruz ki x'in 3'e oranı 1'in 2y'ye oranı eşit işte olacak. İşler dışlar yaparsan 2x'ye buradan ne geliyor? 3 geliyor. Değil mi? Buradan da Bakıyorum bir hatamız var mı? 3 üzeri x, 5 üzeri 1, 3 üzeri 3, 5 üzeri 2. Ye. Evet yok. O zaman x çarpı y ne gelmiş oldu? 3 bölü 2 çıkmış oldu cevap. 12. soru. 3 üzeri x 2'ye, 2 üzeri y de 3'e eşit değil mi? O zaman şu ikisinden şunu söyleyebilir miyim? Bak bunun kuvveti 1, bunun kuvveti 1 ya. x'in 1'e oranı, bak 3'ün kuvvetlerini oranladım. 2'nin kuvvetlerini oranlıyorum. 1'in y'ye oranı. Yani buradan x çarpı y'nin 1 olduğunu anladım. Tamam. Şimdi 4 üzeri z'yi soruyor bana. Bakın şimdi arkadaşlar. E, şuradan 3 üzeri 2 bölü x var. Yanda da 2 üzeri y çarpı z mi var? Tamam. Şimdi ne yapabiliriz? Mesela bak. Burada şey neye eşit? x neye eşit arkadaşlar? x 1 bölü y'ye eşit değil mi? Şuradaki x yerine 1 bölü y yazsam olur mu? Yani şöyle bakın. 3 bölü şey 3 üzeri 2 bölü x yerine bak 1 bölü y yazdım eşittir dedim 2 üzeri y çarpı z dedim buradan da takla atarsa bu şu oldu 3 üzeri 2 y oldu 2 üzeri y çarpı z mi oldu? Şimdi biraz daha oynayalım bunu şöyle yapayım 3 üzeri 3 üzeri 2'nin y inci kuvveti diye yazabilirim bunu da 2 üzeri z'nin y inci kuvveti diye yazabilirim değil mi? O zaman buradan 2 üzeri z'nin 9 olduğunu görürüm. Bak 2 üzeri z 9'muş derim. Bak soru benden 4 üzeri z istiyor. 4 üzeri z de 2 üzeri z'nin karesi değil midir? Değil mi? Yani 9'un karesinden cevabımız 81 gelmiş o olur. 13 A ve B tam sayıları için 16 üzeri A, 9 üzeri A, 6 üzeri B ve 8'in karesine eşitmiş. A artı B toplamı kaçtır diyor. Şimdi ne yapabiliriz? 16 üzeri A ne demektir? 16 2 üzeri 4'tür. 2 üzeri 4 A diyebilirim. Peki 9 üzeri A nedir? O da 3 üzeri 2 A'dır. 6 üzeri B ne olacak? Bakalım buradan ne var? 2 üzeri B var. 3 üzeri B var. Bu da zaten 8 2'nin kübü ya da 64 dersin 8'in karesine 2 üzeri 6 diyebilirsin. Değil mi? Tamam. Şimdi şu ikileri bir toparlayalım. Burası 2 üzeri 4A. 3 üzeri 2A. Burası 2 üzeri B eksi 6 çarpı 3 üzeri B. Şimdi üstlerin aynı olması lazım. Doğru mu? Bak burada 4A var. Burada B eksi 6 var. 4A eşittir. B eksi 6 dedim. Bak burada 2A var. Burada B var. Demek ki 2A'da B diyebilirim. O halde şuradaki B yerine 2A yazarım ben. 4A eşittir. 2A eksi 6. 2A buradan 6. A eşittir 3 geldi. E A3 ise. Bak şurada yaz mesela. Şunda. A3 ise B ne oluyor? 6 oluyor. E toplamları sorulmuş. 9 yaptı. Cevap bol olmuş oldu. 14. 2020 ayette de sorulmuş. 9 üzeri x verilmiş. 3 üzeri 2x eksi 2 denmiş. 2 üzeriye 3 üzeri 6. Bir önceki soruya biraz benziyor. Şimdi 9 üzeri x yazdım. 3 üzeri 2x ne demek? Aslında 9 üzeri x demek. Yani şu adamı şöyle yazarız değil mi? 3 üzeri 2x eksi 2 ya. 9 üzeri x çarpı 3 üzeri eksi 2 diye. O zaman o şöyle olur bakın. Başında da eksi var onu unutmayalım. 1 bölü 9 tane 9 üzeri x yapar orası. Eşitmiş 2 üzeri y çarpı 3 üzeri 6'ya. Şimdi bak 9 üzeri x parantezini alırsam 1 eksi 1 bölü 9 yapıyor. Yanda da 2 üzeri y 3 üzeri 6 var. Devam. 9 üzeri x çarpı 1 eksi 1 bölü 9 8 bölü 9. Burada da 2 üzeri y 3 üzeri 6 var. Tamam. Şimdi 9 üzeri 1 var. 9 üzeri x var. O zaman 9 üzeri x eksi 1 çarpı 8 ne demek? 2'nin kübü demek. Bu da ne demek? 2 üzeri y demek. 3 üzeri 6'yı şöyle yazsam olur mu? 3 üzeri 2'nin kübü diye şu adamı. Yani o da 9 üzeri 3 yapacak. Üstleri eşitleyeceğim ya bu yüzden. Bak y'yi 3 buluyorum buradan direkt. İkiler, i̇kilerden dolayı. x eksi 1'i de 3 e eşitlersem x'i de 4 bulurum o halde. O zaman ne istiyordu toplamlarını istiyordu cevap edin olmuş oluyor 15 soru yukarıda hacmi 216 santimetre küp olan dolu bir su deposu ve hacmi 212 santimetre küp olan 4 adet büyük kova ile hacmi 210 santimetre küp olan yeterli miktarda küçük kova gösterilmiştir depodaki su ile önce büyük kovalar tam dolduktan sonra geriye kalan su ile küçük dovalar tam Tamamen doldurulmuştur. Depodaki suyun tamamı bu şekilde kullanılana göre doldurulan toplam kova sayısı kaçtır? Şimdi bizim elimizde ne var abi? 2 üzeri 16 var. Toplam bu kadar su var. Önce diyor ki bir kere bana bu büyük kovalarla bir doldur. Yani 4 tane 2 üzeri 12 yaptım buradan. Çünkü her biri 2 üzeri 12 idi. Artı kaç tane var bilmiyorum. Ona x tane diyeyim küçük kovaya. Çarpı 2 üzeri 10 yaptık. Hepsi doluyor. Şimdi 2 üzeri 16. Burası 2 üzeri 2 idi. 2 üzeri 14 yaptı. Artı x çarpı 2 üzeri 10 mu yaptı? Herkesi 2 üzeri 10'a bölüyorum şimdi. 2 üzeri 10'a böleceğim. 2 üzeri 10'a böleceğim. 2 üzeri 10'a böleceğim. Buradan 2 üzeri 6 yapacak. 2 üzeri 4 yapacak. Burası x yapacak. Devam edeyim. Bak şurada ne var? 2 üzeri 6 dediğin 64. Bu ne? 16 artı x mi? Demek ki x dediğin 48. Yani sen 48 tane küçük kova kullanıyorsun. Bundan 48 tane değil mi? E 4 tane de bundan kullandın. Toplamda bak ne, ne istiyordu? Depodaki suyun tamamı bu şekilde kullanıldığı göre doldurulan toplam kova sayısını bunu unutma sakın. 4 de buradan 48 de böyle 52 tane toplamda kova kullanmış oluyorsun. 16. sorudayım üstlü sayılarda sonuç 1 nasıl çıkabilir arkadaşlar? Taban 1 ise üst ne olursa olsun arkadaşlar sonuç 1'dir. Doğru mu? Taban sıfırdan farklı iken üst sıfırsa eğer o zaman sonuç yine 1'dir. Taban eksi 1 ise ne oluyor peki? Üst tarafa bakıyoruz. Eğer üst taraf çiftse sonuç 1'dir. Ama üst taraf tekse sonuç eksi 1'dir. Demek ki çift olması lazım. Şimdi bunu inceleyeceğim. Bak sonuç ne çıkmış? 1 çıkmış. O zaman birinci durum diyeyim. Şimdi alt tarafı 1 yapayım. X eksi 5'i 1 yapmak için x ne olur? 6. Bak x'e 6 verirsen şöyle oluyor. 1 üzeri 8 oluyor. E bu da 1'e eşit. Tamam bu kabul. Şimdi ikinci durum. Şimdi üstü 0 yapmaya çalışayım. Üst x artı 2'yi 0 yapmak için x'e eksi 2 vermem lazım. Peki aşağıyı da kontrol edeceğim bu durumda. Aşağı 0 olmayacak. Çünkü 0 üzeri 0 belirsizdir. Ne oluyor? Eksi 7 üzeri 0 oluyor. E bu da 1'dir. Kabul. Kabul. Son durumda ne olacak? Aşağısı eksi 1 iken üst taraf çift geliyor mu acaba? x eksi 5'i eksi 1 yapan değer nedir? x'in 4 olması. x'e 4 verirsen aşağısı eksi 1. Üst tarafta 6 oluyor. E bu da 1 oluyor çift olduğu için. Demek ki bu da kabul. Bak 3 tane x değeri buldum. Yani bir eksi 2 buldum. Bir 4 buldum. Bir de 6 buldum. Çözüm kümesini istiyordu zaten. Bunlar olmuş oldu. 17'de de ne demiş? Y2'den farklı olacak demiş. Bize bir denklem veriyor. X ile Y arasındaki bağıntıyı soruyor bize. Tamam şimdi bir bakalım. 2 üzeri x artı 2 y var. 2 üzeri x artı y artı 2 var. 2 üzeri y artı 1 var. Ve 8 var orada değil mi? Tamam. Şimdi ben şurada 2 üzeri x artı y artı y demektir aslında bu değil mi? Ben orayı şöyle yazmak istedim. 2 üzeri x artı y dursun. 2 üzeri y'yi şöyle yana koyayım. Eksi 2 üzeri x artı y dursun. Çarpı 2 üzeri 2 diyeyim. Eksi 2 üzeri y artı 1 var. Artı 2 üzeri 3 var. Eşittir 0. Şimdi bak 2 üzeri x artı y 2 üzeri x artı y. 2 üzeri x artı y parantezini alıyorum. Şuradan bir 2 üzeri y geldi. Eksi 2 üzeri 2 geldi. Bunda sıkıntımız yok. Bak burayı ve burayı hallettim. Sıra burada. Burayı da gideyim. Ne yapayım burayı da? Burayı da eksi 2 üzeri 1 parantezin alayım. Burayı da. Buradan bir 2 üzeri y gelir. Çarpıldığında çünkü bunlar 2 üzeri y artı 1'i verir. Sonra eksi var ya burada. Eksi 2 üzeri 2 var burada. Eşittir 0 oldu. Şimdi bak 2 üzeri y eksi 2 üzeri 2 parantezin alabilirim. 2 üzeri y eksi 2 üzeri 2 parantezin alırsam da baştan 2 üzeri x artı y sondan da eksi 2 gelir eşittir 0. Şimdi bak sana ne diyor? Y2 olamaz diyor. E sen burayı sıfır yapamazsın o zaman. Y2'den. Çünkü Y'nin 2 olduğunda burası sıfır olabilir. Değil mi? Demek ki o zaman sıfır olacak yer burasıdır. Burayı sıfır yapman lazım. O halde 2 üzeri x artı y'nin 2'ye eşit olması lazım. Demek ki x artı y'nin 1 olması lazım arkadaşlar. Zaten x ile y arasındaki bağıntıyı istiyordu bizden. Cevabımız x artı y'nin 1'e eşit olmasıdır. 18 2011 YGS sorusuymuş. 12 üzeri A 2 olarak verilmiş. 6 üzeri B de 3 olarak verilmiş. 12 üzeri 1 eksi A çarpı 2 üzeri B. Şimdi burada bildiklerimizden gidelim. Biz neyi biliyoruz? 12 üzeri A'yı biliyoruz. Bizim buradan 12 üzeri A'yı çekmemiz lazım. Bakın şimdi adım adım gidelim. 12 üzeri 1 eksi A var. Değil mi? Çarpı 2 B var. Ben o 2 B'yi şöyle yazmak istiyorum. Sonra biraz daha gidelim. 12 üzeri 1 çarpı 1 bölü 12 üzeri a diye yazarım. 12 üzeri eksi a'yı. Ama üzerindeki 2b'yi unutmayayım. Bak şu 12 üzeri 2 a neye eşitti? 2'ye. Gel yazalım. 12 bölü al 2, 2 oldu. Burada ne var? 2b var. Tamam. 6 üzeri 2b mi oldu? Ben 6 üzeri b'yi biliyorum ama o zaman böyle yazarım. 6 üzeri b'nin karesi diye. E 6 üzeri b de zaten 3'tü. 3'ün karesi oldu. Cevap 9. Yani Ceyhan gelmiş oldu. 19. 2022 de sorulmuş. 2 üzeri A artı 3 üzeri B. 17'ymiş. 2 üzeri B artı 3 üzeri C'de. 85'miş. A artı B artı C nedir diye soruyor. Burada değer vererek de gidebilirsin aslında. Bak mesela buna 4 desen. Değil mi? 2 üzeri 4 16'dır. O zaman B'ye 0 vermen lazım. Bak pozitif dediği için patladın. Peki buna 3 desen 8 yaptı. Yan tarafın 9 olması için B'ye 2 verirsin. Peki B'ye 2 verdiğinde bura ne yaptı? 2 üzeri 2 4 yaptı. 85 olması için 81'e ihtiyacım, ihtiyacım var. Demek ki C'de 4'müş. Bak C 4 oldu. B 2 oldu. A da 3 oldu. Cevabında direkt 9 gelmiş oldu. 20. sorudayım. Aşağıda bir salıncağın üç farklı konumda metre cinsinden yerden yüksekliği verilmiştir diyor. A artı B toplumunun en küçük tam sayı değeri kaçtır diye sormuş. <laughs> tamam bakalım hemen. Şimdi burada o zaman en büyük ne olmuş oluyor? 5 üzeri B eksi 2 en büyük. Değil mi? Sonra ne var? 1 var. Sonra ne var arkadaşlar? 3 üzeri 4 eksi A var? Tamam o zaman şimdi şu 5'i mesela şu ikisine baktığımda Şöyle konuşabiliyorum B-2 büyüktür 5 üzeri 0 derim O zaman B-2'nin 0'dan büyük B'nin 2'den büyük olması lazım O halde doğru mu Sonra bakın şu ikisine bakacağım şimdi Yani 1 büyüktür 3 üzeri 4 eksi A 1'i de şöyle yazayım mı 3 üzeri 0 A gibi durmasın 4 eksi A O zaman demek ki 0'ın büyük olması lazım 4 eksi A'dan Yani A'nın 4'ten büyük olması lazım Tamam. O zaman a büyüktür 4, b büyüktür 2. Taraf tarafa toplarsam a artı b büyüktür 6, değil mi? Tamam. Sonra ne istiyordu benden? En küçük tam sayı değerini istiyordu. En küçük tam sayı değeri 7 yapmış oluyor. Bu föyümüzün sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki föyde görüşmek üzere.